Bileşke işlemlerinde parantezleri kaldırabilirsiniz ortadan. Sonuç olarak burada şöyle F bileşke G'nin tersi bileşke G bileşke F'nin tersi. Bunlar birbirini götürür. F bileşke F'nin tersi kalır. Bunlar da birbirini götürür. Bir tek arkadaşlar ne kalıyor o zaman? X. Her şey gitti. X kaldı. 3x eksi 12 eşittir. X'ten dolayı 12 eşittir. 2x. X 6 oldu. Cevap C şıkkı. Karemin kelimesinde arkadaşlar i baştan kaçıncı harf? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sonra neyi çarpacakmışız? N ile A. Haliyle A hangisine geliyor? C kelimesine. C'ye geliyor pardon. C de burada M'ye karşılık geliyor. M hangi kaçıncı harf? Bakın bu da 5. harf. 6 çarpı 5. Eksi. Sonra T'ye bakacağız. T arkadaşlar baştan 8. harf. Kareye bakacağım. Onu bilmiyorum zaten. X baştan X'in harf i'ye eşitmiş i baştan kaçıncı harf 6'ya. Böylece 24 eşittir 8x oldu. x 3 oldu. Peki baştan 3. harf ne? R harfi arkadaşlar. Cevap C şıkkı. Aslında sadece şu formülde sayıları yerine yazdım arkadaşlar. Ekstra bir yorum katmadım. Önce içeriği halledelim. x artı 2 ne demektir? Fonksiyonu 2 birim sola gönder. Haliyle arkadaşlar fonksiyonu siz 2 birim sola gönderdiğiniz zaman Görüntü şu olur. 2 sıfıra doğru gelir. Eksi 2 de eksi 4'e doğru gelir. Bu sıfır da zirve noktası olan eksi 2'ye doğru gelir. Haliyle yeni grafik bu çizdiğim. Sonra arkadaşlar bunu ne yapıyormuşuz? 2 ile çarpıyormuşuz. 2 ile çarpmak demek y değerlerinin 2 katına çıkması demektir. Haliyle buradaki ordinat olan 2 4'e çıkacak. Buna uygun cevabımız hangisi arkadaşlar? Gördüğünüz gibi eksi 4'e 0 olacak. X değerleri değişmez çünkü ben Y'yi çarpıyorum. Yani sonucu çarpıyorum. Bu yüzden E cevap. Şimdi arkadaşlar mutlak fx alttaki kısmı yukarı doğru kaldır demektir. Bakın alttaki kısmı olduğu gibi kaldırdım. Şu kısmı yukarı geldi. Bu birinci adım. İkinci adımda artık bu mutlak fx'i bir de ne yapacağız? Eksiyle çarpacağız. Bu da arkadaşlar bir fonksiyonu y eşittir eksi fx haline getirmek demek. Bunu x eksenine göre yansıtmak demektir. Çünkü x aynen kalıyor. Y'yi işaret değiştiriyoruz. Buna uygun durum bakın. X, y böyle olsun. X eksi y hakikaten x eksenine göre simetri oluyor. Böylece artık şu aşağı inecek. Böyle bir görüntü oluşacak arkadaşlar. Buna uygun cevabımız D şıkkı. Bir parabolün tepe noktası y ekseni üzerinde üzerindeyse bunun tepe noktasının apsisi 0'dır. Tepe noktasının apsisi eksi b bölü 2a olduğundan aslında b 0'dır. Yani x yoktur arkadaşlar. Bu yüzden size mesajı bak b'yi mecburen 0 seçeceksin orada şansın yok diyor. Fonksiyon bu yüzden ax kare artı c oldu. Bunun deltası nedir? b kare zaten 0 eksi 4ac. Bunun... Neye eşit olması lazım? Sıfıra eşit veya sıfırdan büyük olması lazım x eksenini kesmesi için, yani kökünün var olması için. Bu da ne demek? AC'nin çarpımının negatif olması demek arkadaşlar. Haliyle AC çarpımı ne zaman negatif olur? Buradaki e, pozitiflerden bir tanesini alırsanız, 3 pozitiften bir tane alırsanız, burada da iki negatiften bir tanesini alırsanız, evet olur. Böylece 6 durumda arkadaşlar. Gördüğünüz gibi birisi negatif, birisi pozitif olduğundan kökü olacaktır. Bir de e, A için negatif bir sayı seçeriz. Yani bir durum seçeriz. Böylece arkadaşlar C için de 2 6'dan birini seçerim. 2 tane durum. Toplam 6 artı 2'den 8 durumda x eksenini keser. Örnek bir görüntü 4x kare eksi 4 derseniz hem bunun tepe noktası y eksenindedir. Hem de arkadaşlar x eksenini keser. Deltası sıfırdan büyük olduğu için. Fonksiyon 0 ile 6 değerleri arasında sabit fonksiyon olmuş. Sabit fonksiyon olduğuna göre mutlak değerde x'lerin birbirini götürmesi lazım. C şıkkına bakarsanız 0 ile 6 arasında burası olduğu gibi çıkar. Burası da 6 eksi x diye çıkar. Böylece bakın orada hangi değeri verirseniz verin. Evet y eşittir 6 oluyor. Burada gerçekten böyle şıklara bir göz gezdirmek lazım. Şimdi tabii ki D şıkkı da biraz benziyor ama orada şöyle bir problem var. E, x Mutlak x sıfırdan büyük değerlerde olduğu gibi çıkacak. Evet diğeri de eksiyle çarpılarak çıkacak. Ama önünde eksi olduğu için 2x-6 bakın olmadı. Bu yüzden cevap c. Şıklardan gitmek mantıklı arkadaşlar. Grafik sorularında böyle çizmeye uğraşmak sürekli ne olduğunu görmek sıkıntı yaratabilir sizin için. Mesela bu soruda aslında şekle bakınca biraz kendini belli ediyor. Normalde bakın şimdi burası eksi 2'ye 2 noktası yeni durumda eksi 2'ye 2 noktası olarak öbür tarafa geçmiş ve ters çevrilmiş. Sonra yine bakın şuraya dikkat ederseniz eksi 2'ye 2 kısmı gelmiş buraya. O zaman arkadaşlar burada şöyle bir durum yapılmış. Bu fonksiyon önce y eksenine göre katlanmış. Yani şu hale gelmiş. Y eksenine göre katlandığında eksi 2, 2 böyle olmuş tamam mı? Sonra arkadaşlar ee, şu kısma bakalım. Bunu da öbür tarafa doğru katlarsam bu da böyle olmuş. Ancak şurası gördüğünüz gibi 2. Burası 2. Sonra burası arkadaşlar. Eksi 1. Burası eksi 3. Ve zaten şurası da böyle. Eksi 2'ye. Eksi 2. Ama bu böyle değil. Ne yapılmış sonunda da? Yukarı katlanmış. Yani fonksiyon bir de eksi fx yapılmış arkadaşlar. İlk etapta sağa katladık. Daha doğrusu y eksenine göre katladık. f eksi x oldu. İkinci durumda bir de yukarı kaldırdık grafiği. Bakın yukarı doğru simetri aldık. Gösteriyorum. Şu şekilde bu hale getirdik. O zaman arkadaşlar bu da eksi f x demektir. Ama zaten önünde bir eksi vardı. Eksi f eksi x oldu. E şıkkı. Önce y eksenine göre simetri sonra x eksenine göre simetri aldık. Parabollerde ikinci derece fonksiyonlarda tavsiyem tam kareye çevirmeniz x eksi r'nin karesi artı k formatında tepe noktasından yararlanarak ötelenmiş hali daha iyi görürsünüz. Böylece x kare eksi 4x neye benziyor? x eksi 2'nin parantez karesine. Ama orada artı 4 olmalıydı. Burada artı 5 var. O zaman var olana 1 ekleyeceğiz. Yeni durumda 2 birim sola ötelemek demek 2 eklemek demektir. x eksi 2 artı 2'den x kare olur. Sonra 10 birimde aşağı demek 1'den 10 çıkar. O zaman x kare eksi 9 olmuş x eksenini kestiği noktaların apsisleri farkı kaç olabilir? Yani büyükten küçük çıkarsa pozitif olur. Küçükten büyük çıkarsa negatif olur ya o yüzden olabilir demiş. Enteresan bir şey bakmayın. x kare eksi 9'un kökleri arkadaşlar birisi eksi 3'tür birisi artı 3'tür. Gerçekten parabolün grafiği böyledir bakın. Bunların aralarındaki fark ya 6 ya da eksi 6. Şıklarda 6 var c şıkkı. Şu x'e fix büyük eşit x kare demiş ya şuna benzetmek için arkadaşlar ne göreceğiz? x fx eksi x kare büyük eşit sıfır. Tamam güzel. Demek ki o zaman karekök içi asla negatif olamayacağı için problem yok. Onu söylüyor bir nevi size. Bunu vermesi çünkü bir de onu araştırmak zorunda kalırdık. Her iki tarafın karesini alalım. f kare x 4 x fx eksi 4x kare oldu. Normal her iki tarafın karesini aldım. At sol tarafa f kare x eksi 4x f2 fx artı 4x kare eşittir 0. Bu arkadaşlar fx eksi 2x'in parantez karesi. Birincinin karesi, ikincinin karesi, birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Eşittir 0. Bu yüzden fx eşittir 2x oldu. Şimdi arkadaşlar fx'i 2x bulduğumuz için soru bitti. Ekstra bir şeye gerek kalmadan fx kare eksi 1'de x gördüğüm yere x kare eksi 1 yazarsam Böylece 2x kare eksi 2 olur. B şıkkı cevap. Sağ taraf aynen kalacak. Yani bu bölge aynen kalacak arkadaşlar. Şu sol kısmı öteleyeceğiz. Şimdi orayı sileyim. Nasıl olsa nerenin sabit kalacağını göstermiş oldum. Şimdi arkadaşlar 2 birim sağa 1 bir birim aşağı göndereceğiz. O zaman bakın. Şurada neyi görmemiz lazım? 1, bir, 2 birim aşağı, 1 bir, 2 birim sağ, 1 bir birim aşağı. İşte onun olduğu yere gelir. Buraya böyle 1 yazayım. Sonra 2 arkadaşlar bakın 1 kare ilerleyecek, 1, 2 kare ilerleyecek, 2, 1 de aşağı inecek Buraya gördünüz mü? Olay buydu aslında. Yine aynı şekilde 9'a gelmesi için de şu 2 gördüğünüz gibi 2 birim sağ, 1 bir birim aşağı oldu. Ve bu mantıkla artık 3 nereye gelir? 8'in olduğu yere. Bu 3 nereye gelir? 8'in olduğu yere. 5 arkadaşlar 7'nin olduğu yere. Ve yine bu 5 7'nin olduğu yere. Üst üste gelenler 10 artı 1'den 11. 9 2'den 11. 9 2'den 11. 8 3'den 11 üsttekiler. 8 3'den 11. 7 5 12. 7 5 12. Toplamları 79 E şıkkı oldu.